34 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Tarihler 2 Haziran 2012 Cumartesi gösteriyor. Ülke ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmelerin yer aldığı ana haber bültenimize başlıyoruz. Sayın seyirciler, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'tan eğitim mesajı geldi. Aynı zamanda kurucusu olduğu İstanbul Güngören'deki başarılı eğitim kurumlarının yıl sonu etkinliğine de katılan Haydar Baş, bu okullarda çocuklar önce kendi yararına, sonra da çevresinin ve milletin yararına kazandırılıyor dedi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, aynı zamanda kurucusu olduğu İstanbul Güngören'deki başarılı eğitim kurumlarının yıl sonu etkinliğine katıldı. Üçer sınıfı tarafından hazırlanan programı izleyen Baş, kendisinin de bir eğitimci olduğunu ifade etti. Yeni yıl Türkiye'de lise ve muhalifi okullarda öğretmenlik yaptım. 14 yıl yurt dışında üniversitelerde öğretim üyeliğinde bulundum. Uzun yıllar öğretmenlik ve öğretim üyeliğini yaptığını belirten Haydar Baş, bu okullarda çocuklar önce kendi yararına, sonra da çevresinin ve milletinin yararına kazandırılıyor dedi. Ben de bir eğitimci olduğum için arkadaşlar kutluyorum ve tebrik ediyorum. Şundan. Düşünebiliyor musunuz? Yılda 1 milyon 600 bin insan üniversite sınavlarına giriyor. Bu üniversite sınavına giren 1 milyon 600 bin insanın 300 tanesinin içine, yani ilk 300 kişinin içine bizim bu güzel okulumuz insan koyuyor. Yani öğrenci yetiştiriyor. 1000 kişinin içerisine insan yetiştiriyor. 10.000 içine insan yetiştiriyor. Yani bizim öğrencilerimiz öyle kaliteli yetişiyor ki, yani Türkiye'de parmakla gösterilen insanlar buraya yetişiyor. Onun için ben gerek müdürümüzü, gerek öğretmen arkadaşlarımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Özellikle demek istiyorum ki bu okul, bu okullarımız hakikaten bilhassa günümüzün şartlarında milletimizin, devletimizin, ailelerimizin vefatine bireyler evvela kendi yararına, kendi menfaatine kazanılıyor. Çocuklarımız kendini tanıyor, kendi menfaatini anlıyor, kendi yararına. Sonra çevresini, milletinin, devletinin yararına kazandırılıyor. Böyle inşallah böyle yetişen ve evlatlar omuzlar üzerinde yükselen bir Türkiye'ye beraber varız. Gerçekten noktaya gelirler. Evet değerli izleyiciler, Başbakan Erdoğan partisinin Diyarbakır İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında CHP ile BDP'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Başbakan AKP Diyarbakır İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan yoğun güvenlik önlemleri altında kongrenin yapılacağı Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'na geçti. Erdoğan'ın terör konusunda nasıl bir mesaj vereceği merakla bekleniyordu. Çünkü Erdoğan, geçtiğimiz hafta AKP Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada Kürt sorunu yoktur demişti. Erdoğan şimdi ise 2005 yılında ne dediysek sözümüzün arkasında duruyoruz dedi. Bizim için söz senettir. Bizim siyasetimizde söz senettir. Biz parti programımızda ne dediysek, 2005'te Diyarbakır'da ne dediysek aynen birebir arkasındayız. Öte yandan Erdoğan, AKP Diyarbakır İl Kongresi'nde BDP ile CHP'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Bakın 12 Eylül halk oylaması öncesinde BDP ile CHP aynı safta buluştu. İkisinin ortak yanı şu: CHP Kürt meselesinin kaynağı, BDP Kürt meselesinin istismarcısı. Bunlar bu bölgeye de, bu ülkeye de hiçbir şey kazandırma niyetinde değiller. CHP nasıl olsa sık sık kurultay yapıyor.
Bazen iki gün üst üste kurultay yapıyor. Bir kurultay daha yapsınlar, BDP ile birleşsinler. Nasıl olsa BDP bu coğrafyanın CHP'si olmak için emin adımlarla ilerliyor. CHP'nin terörü görüşmek üzere kendilerinden randevu talep etmesine de değinen Erdoğan şöyle konuştu. Şimdi CHP çıkıyor, 10 maddeyle meseleyi çözeceğini iddia ediyor. Benden de randevu talep ettiler. Arkadaşlarıma verin randevuyu dedim. Gelsinler görüşelim. Gelsinler görüşelim. Siz daha önce neredeydiniz? Değerli izleyiciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün Manisa'daydı. Partisinin Manisa İl Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, terör, işsizlik ve dış politika konusunda eleştirilerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Manisa İl Kongresi'ne katıldı. Hedefinde AKP vardı. Ve dönüp diyorlar ki, niye CHP'de AKP'ye benzemiyor? Siz AKP'de demokrasi olduğunu mu sanıyorsunuz? Birisini çağırıyorlar. Gel diyorlar buraya. Sen il başkanı olacaksın. Diğerleri susun. Konuşmayın. Sözde kongre yapıyorlar. Başbakan çıkıp konuşuyor. Yarış yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra herkes gidiyor. Biz bu ülkeye demokrasiyi getiren bir partiyiz. Kılıçdaroğlu konuşmasında hükümetin dış politikasına da eleştiriler de bulundu. Böyle bir yönetim olmaz. Herkese kavgalı. Yurt içinde herkese kavgalılar. Yurt dışında da herkese kavgalılar. Suriye'ye savaş açacağız. Niye savaşıyoruz? Hayır, niye savaşıyoruz? Efendim orada demokrasi yokmuş. Ya sen önce bir dön kendi ülkene bak. Senin ülkende demokrasi var mı? Suudi Arabistan'da demokrasi var mı? Kuveyt'te demokrasi var mı? Yok. Niye Suriye'yi o zaman kafaya takıyorsun? Çünkü Batı'nın egemen güçleri Recep Tayyip Erdoğan'dan bunu istediler diye. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir başbakan Recep Tayyip Erdoğan kadar Batı'nın taşeronluğunu üstlenmemiştir. CHP lideri işsizlik konusunda da iktidara eleştirilerde bulundu. İşsizliği çözdün mü? Her gence iş buldun mu? Herkesi kendi çocukları gibi sanıyor. Gemisi var, hanı var, hamamı var diye. Gel bakayım Manisa'ya. Git bakayım bir evin kapısını çal. Üniversiteyi bitirmiş çocuğu nasıl işsiz? Ve terör. Kılıçdaroğlu terörü CHP bitirir iddiasında bulundu. Terörü de biz bitireceğiz. Gelelim iktidara göreceksiniz. Terörü bitirmezsem o gün başbakanlık koltuğunu bırakırım ben. Evet değerli izleyiciler, dalga dalga gelen 28 Şubat operasyonlarında son olarak dönemin 6 kilit ismi tutuklanmış, 3'ü de serbest bırakılmıştı. Savcılık isimlerin serbest bırakılmasına itiraz etti. Talebi dikkate alan mahkeme Teoman Koman, Engin Alan ve Kamuran Orhun hakkında yakalama kararı çıkardı. 28 Şubat soruşturmasının 5. dalgasında serbest bırakılan 3 general hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. O isimler dönemin Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Teoman Koman, Emekli Korgeneral Engin Alan ve Emekli Korgeneral Kamuran Orhun. Soruşturmayı yürüten Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Koman, Alan ve Orhun'un nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Özel Yetkili Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi bu isimler hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu isimlerden Engin Alan, balyoz davası kapsamında zaten cezaevinde. Aynı operasyonda gözaltına alınan askerlerden mahkeme, emekli orgeneral Çetin Doğan, emekli korgeneral Vural Avar, emekli korgeneral Metin Yavuz Yalçın, dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli orgeneral İlhan Kılıç, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Ahmet Çörekçi ve eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Hikmet Köksal tutuklanmıştı. Sayın seyirciler, İstanbul Emniyeti'nde ikinci tayin depremi yaşanıyor. 78 komiser ve başkomiserle 2623 polis memuru şark görevine gönderildi. Bu tayinlerin gerekçesi ise merak ediliyor tabi. İstanbul Emniyeti'nde Aralık ayında da benzer bir toplu atama yaşanmıştı.
İstanbul Emniyeti'nde büyük bir tayin operasyonu daha yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 78 komiser ve başkomiserle 2623 polis memuru şark görevine tayin oldu. Şark illerinde çalışan ve görevini tamamlayan 669 polis ise İstanbul'a tayin edildi. Aradaki farkın polis okullarında görev yapan polislerle kapatılacağı belirtildi. Bu tayinlerin gerekçesi merak ediliyor. İstanbul Emniyeti'nde Aralık ayında da benzer bir toplu atama yapılmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı yöneticilerinin ifadeye çağrılmasıyla başlayan tartışmalı süreçte yüzlerce polis de İstanbul'dan doğu illerine kaydırılmıştı. Evet sayın seyirciler, bankalar Kantar'ın tozunu kaçırdı. Hesap işletim, kredi kartı ücreti yetmedi. Şimdi de niçin kartını kullanmıyorsun cezası kesiyorlar. Bu iddianın sahibi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Benberi Palandöken'den. Kredi kartında 40 katıl mı, 40 satır mı dönemi başladı diyen Palandöken vatandaşlara uyarılarda bulundu. Hesap işletim ve kredi kartı, bankamatik kartı ve çeşitli bankacılık hizmetlerinden alınan bedel bankalara yetmiyor. Şimdi de yepyeni bir ücret çıktı. Kredi kartını kullanmayanlardan işlemsizlik ücreti adı altında ücret alınmaya başlandı. Açıklamanın sahibi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken. Kredi kartında 40 katır mı 40 satır mı dönemi başladı ifadesini kullanan Palandöken, bankaların Kantar'ın topuzunu iyice kaçırdığını ve bu haksız uygulamanın acilen durdurulması gerektiğini söyledi. Bankalardan gelen telefonların dikkatle dinlenmesi gerektiğinin altını çizen TESK Başkanı, iş yaparken bankalardan gelen telefonları dikkatle dinleyemiyorsunuz. Bir de ısrarcı tutum yüzünden yanlış yaparsanız vay halinize. Ekstrelerin dikkatle incelenmesinde fayda var. Çünkü anlamadan kullanıma açtırılan kullanılmayan kartlar için her ay ekstrelerine gelecek aylık 3 lira gibi aylık işlemsizlik ücretini de kartı kullanana kadar ödemek zorundalar dedi. Son bir yılda kredi kartı toplam harcamalarının %29 arttığını kaydeden Palandöken, tüketicinin kartla harcama yaptıkça bankaların kazandığını, ödenmeyen tutarlar içinde kat kat faiz alındığını açıklamasını ekledi. Sayın seyirciler, hem beraat etti hem de müebbet hapse mahkum oldu. İsyan hareketleri sonucunda görevinden istifa etmek zorunda kalan Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek hakkındaki karar açıklandı. Yolsuzluk suçlamalarında beraat eden Mübarek, Tahrir Meydanı'nda toplanan isyancılara ateş ettirmekten ömür boyu hapse mahkum oldu. Mısır'da 25 Ocak 2011 tarihinde başlayan halk ayaklanması sonucunda Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalan Hüsnü Mübarek müebbet hapse mahkum oldu. Mahkemeye sedye ile getirilen Mübarek hakkında çok sayıda suçlama vardı. Yolsuzluk suçlamalarından beraat eden Mübarek, isyan hareketleri sırasındaki tavrından ceza aldı. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Mısır'daki protesto gösterileri sırasında protestocuların öldürülmesine suç ortaklığı ettiği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mübarek'le aynı davada yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan iki oğlu hakkında ise beraat kararı verildi. Kararın okunmasının ardından muhalifler ikiye bölündü. Mübarek'e verilen ömür boyu hapis cezasına memnun olmayan muhalifler, Tahrir Meydanı'na ineceklerini belirterek mahkeme kararının taraflı olduğunu öne sürüyor. Muhalifler arasında yer alan bir grupsa karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu arada muhaliflerle polis arasında küçük çaplı çatışmalar meydana geliyor. Tahrir Meydanı'nda ölen protestocuların avukatları bir üst mahkemeye başvurarak karara itiraz edecek. Hüsnü Mübarek'e verilen ömür boyu hapis cezasının ardından mahkeme binasının önünde çıkan çatışmalar şiddetlendi. Mübarek yanlıları ve karşıtı göstericiler arasında çıkan çatışmaları dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz kullanan polis, sayıları daha az olan Mübarek yanlılarının mahkeme binasının önünden ayrılmasını sağlamaya çalışıyor. Sayın seyirciler, trafik terörü yine can aldı. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Aşırı hız ve dikkatsizlik Niğde'de faciaya neden oldu. Kayseri'den Niğde istikametine giden Eyüp Akyıl yönetimindeki otomobil, Niğde'ye 23 kilometre kala aşırı sürat ve dikkatsizlik sebebiyle takla attı.
kazada otomobil sürücüsü Eyüp Akyıl ile yanında bulunan Müzeyyen Akyıl ve Mahinur Akyıl olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ayrıca Mükremin Akyıl ve Asiye Akyıl da yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Evet, sayın seyirciler, İstanbul Şişli'de faciadan kıl payı dönüldü. Freni boşalan bir kamyon semt pazarına girdi. İki kişinin hafif yaralandığı kazanın sabah erken saatlerde olması olası bir faciayı ise önledi. Freni boşalan kamyon pazara daldı. Görüntülerin adresi İstanbul Şişli. Sabah saatlerinde tezgahlarını kuran pazarcılar kötü bir sürprizle karşılaştı. Pazar sokağına giren bir kamyon freninin boşalması sonucu pazara daldı. Kazada ölen olmazken iki kişi yaralandı. Ne vurdu evvela? Adama vurunca beraber ben sağ tarafa kaçtım. Kaçarka düştüm ben Allah'tan. Değilse bana da vuracaktı. Peki kaza sabah erken saatlerde değil de pazarın kalabalık olduğu bir zamanda olsaydı ne olurdu? İşte o zaman facia kaçınılmaz olabilirdi. Sevgili izleyiciler, son zamanlarda artan vahşet olaylarına bir yenisi Ankara'da eklendi. Keçiören ilçesinde 3 yıldır ayrı olduğu eşinin evine gelen koca eski karısını ve kızını bıçaklayarak öldürdü. Başkent Ankara'daki bu ev dehşet verici bir olaya sahne oldu. Kadir Akgül isimli vatandaş şiddetli geçimsizlik sebebiyle 3 yıl önce boşandığı eski eşi Gülsüm Atan'ın Keçiören ilçesindeki evine gitti. Eski eşiyle konuşmak isteyen Akgül olumsuz yanıt alınca öfkeden deliye döndü. Belindeki bıçağı çıkaran Cani Koca eski eşi Gülsüm Atay'la ve 25 yaşındaki kızı Sibel Atay'ı bıçakladı. Anne ile kızı olay yerinde hayatını kaybederken zanlı Kadir Akgül kaçarak kayıplara karıştı. Acı olay ailenin diğer kızı Gamze'nin eve gelmesiyle ortaya çıktı. Annesini ve kız kardeşini yerde kanlar içinde gören Gamze, feryatlar içerisinde duruma erkek kardeşi Sinan'a haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri anne Gülsüm Atay'la kızı Sibel'in öldüğünü belirledi. Anne kızın cesetleri incelemelerin ardından cenaze aracıyla adli tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri eski karısını ve kızını öldürdükten sonra kaçan Kadir Akgül'ün yakalanması için çalışma başlattı. Sevgili izleyiciler, Çanakkale fıkralara konu olabilecek bir olaya sahne oldu. Lapseki ilçesinde yaşayan ve ne arabası ne de ehliyeti olan 47 yaşındaki kadına Trabzon'da trafik cezası kesildi. İşte bu kadar olmaz dedirten haberin detayları. Sevcan Ege, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan bir ev hanımı. Ege'nin başına öyle bir olay geldi ki tam anlamıyla akıllara zarar. Ehliyetin var mı? Hayır. Yok. Ne araban var, ne ehliyetin var. Trabzon'a da gitmedin. Hayır. Hayatında hiç araba sahibi olmayan, üstüne üstlük ehliyeti dahi olmayan Sevcan Ege'ye trafik cezası kesildi. Üstelik yaşadığı yer Çanakkale değil, hiç görmediği Trabzon'da. Trabzon'a gittin mi hiç? Hayır. Hiç araban oldu mu? Bu araç cezası değil mi? Evet, bu araç cezası ve kesilen de Trabzon'dan geliyor bana değil. Öyle ceza tebligatı gelen ev hanımı şaşkına döndü. Bu kağıdı kim verdi sana tecrübe? Polis karakolu verdi. Polis karakolu verdi, yani onlar tespit etti aslında. Evet, tamam. Aslında onlar tespit etti. Bana dediler mahalleye götür. Evet. Bu kağıdın biri sende kalacak, biri mahalleler mahalleye de bana Trabzon'a gönderdi. Olaya bir isim benzerliğinin sebep olduğunu düşünen Sevcan Ege, cezanın iptali için yetkili mercilere başvuruda bulundu. Buraya vergi dairesine götürün. Götürdüm, Trabzon'a dediler. Trabzon'a göndereceksin. Evet, oraya gönderdiler, oraya göndereceksin. Bakalım çaresiz kadının itirazı kabul görecek mi? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet değerli izleyiciler, bu haftalıkta bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar yine yeni gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz. Mutlu hafta sonları.